Bu sene ne karar verdin? Odanı mı temizleyeceksin? Pek sayılmaz, Kosinus 2000. Kidiç antrenmanı yapacağım. Ne? Kidiç balosu, büyücülerin sporu. Süpürge üzerinde uçuyorsun, altın topu yakalamayı deniyorsun. Evet Kidiç, dikkat! Tamam, yine de integrallerden bahsedeceğiz. Burada süpürge üzerinde eğleneceğiz. İşte Kidiç oyuncusunun izlediği yol. A noktasından B noktasına ve bizim F fonksiyonumuz. İşte integral. Bu matematik aleti sayesinde havada yapılan saatleri hesaplıyoruz. Amacımız bu eğrinin üzerinde hareket etmek ve mesafeleri hesaplamayı başarmak. Yan taraftaki bir numaralı üçgende havada bu eğriyi yapmamız gerekiyor. Ama bu sıkı üçgenleri kullandıkça havadaki bu değere yaklaşmamız gerekiyor. Üçgenlerin nasıl olduğunu göreceğiz. Eğer küçük üçgenleri kullanırsak eğriyi hesaplıyoruz. Bu eğride dx üçgenleri, fx'in yüksekliği ve a ve b noktaları görülüyor. Bu sayede integrasyonu hesaplıyoruz. Ve bu integral şöyle yazılıyor. A, B, Fx, Dx. A ve B noktası arasındaki Dx'in Fx fonksiyonu. Büyük S sembolü toplamı gösteriyor. Tamam, çok hoş. Ama bir eğriyi ölçmek ne işe yarar? Ben Kidiç oynamak istiyorum. Bunlar umurumda değil. Sana cevap vermeden önce açıklamam gereken şeyler var. Bir, fonksiyon f, f türemesi. Yani f fonksiyonu f göre şekil alıyor. Bu çok önemli. Primitifler üzerindeki bölümde son fonksiyonların neler olduğunu ve neler yapabileceğimizi gördük. Örneğin, x kare eksi 6x artı 7 eşittir 2x eksi 6. Bu işlemi yaparsak eğer denklemin 3x kare artı 4 ise, bu aynı zamanda x küp artı 4x. Diyebiliriz ki, kök almak sayesinde daha iyi sonuç alıyorsun. Yani bunlar değişmeze göre belirleniyorlar. Değişmezler sayesinde eğimin altındaki halkayı hesaplayabiliriz. Anlaşıldı. Pudlar duvarları düz değil ama yine de kendi duvarlarını yapmak istiyorsun. İşte duvarın denklemi. Eksi x kare artı 4x. A noktasıyla B noktası arasındaki eğriyi anlamak için bu formülü uygulayacağız. İntegral A'dan B'ye fx dx eşittir. Fx de A'dan B'ye eşittir Fb eksi Fa. Burada F, F'nin primitifi. Bu noktayı belirlememiz gerekiyor. A noktası 0 ve B noktası 4. Yani hesaplarımız integral 0'dan 4'e eksi x kare artı 4x dx. Bu sayede değişkeni buluyoruz. Eksi x kare artı 4x denkleminin değişkeni fx eşittir eksi x küp bölü 3 artı 2x kare. Yani integrali bulmak için fx'in 0 ve 4 değişmeyenini hesaplamamız gerekiyor. F4 eşittir eksi 64 bölü 3 artı 32. 32 bölü 3 ve f 0 eşittir 0. Daha sonra bu miktarı hesaplayacağız. F4 eksi F0 eşittir 32 bölü 3. Bu da yaklaşık 32 bölü 3 yani 10.66 metrekare. Tamam ama niye yüzeyi hesaplayarak vakit geçiriyorsun, boya miktarı falan? Büyüleyici sanatlar yapmak istemez misin? Penturlurus applicatus ve hop! İşte bitti. Tamam. Ne olursa olsun bu denklemi çözdük. Affedersin, matematik sorularına büyüleyici cevaplar vermek istediğini zannetmiştim. Çok komik, böyle bir şey yok. Revolus formulus. Ah lanet olsun. Bana pazartesiden itibaren sihirli bir baget alabilir misin? Hayır, ne yapıyorsun? Dairelerle ilgili dersim içinde bu. Daha iyi ya işte. Adım Matt Bowman. Örneğin geçen gün Batman Batcave'in içini düzenlemek istedi ve tabii ki özdeşlik formüllerinden yararlandı.
Matemat düşünelim biraz. Her çarşamba akşamüstü 6'dan itibaren Siyah Sevi TV'de.